Hiçbir şekilde öyle bir durum olmadı. Şimdi Almanya'dan oturma almadı. Ben de İngiltere'de oturduğumuz için orada home office, yani İçişleri Bakanlığı var, home office'e gitmiştik. Orada polise gidiyoruz. Bir oturma almak istedi. Fakat tabii randevuyla gittiğimiz zaman koca bir dosya gördük. Kadir Bey de kendi dosyasını getirmişti. Ondan sonra yani siyasi savunmayı biliyorsunuz 1951 Cenevre Anlaşması'na göre siyasi iltica hakkı vardı. Bunun için araştırma yapacağız dedi. O zaman Kadir Bey şöyle dedi, araştırma yapacaksanız ben size baştan söyleyeyim ki ben hayatım boyunca İngilizler aleyhine yazı yazdım dedi. Yani bunu araştırmanıza lüzum yok ama bana eğer oturma vermeyecekseniz günümüz azaldı, ben başka imkanlara bakayım. Bu şekilde konuş yok dedi adamcağız. Hayır dedi polis, biz dedi o hırsına bakmayacağız dedi. Siz dedi İngiltere aleyhine istediğiniz kadar yazabilirsiniz, konuşabilirsiniz. Biz adi bir suç, yani siyasetin haricinde ayrı bir suç işlemediğinize veya buradaki böyle bir şeye meydan olup olmadığına bakacağız. Bizi o kısım alakadar etmez. Çünkü sizi mahkum eden suçlar bize suç değildir. Bunun için bunları kabul etmiyoruz dedi. Kadir Bey bırakın herhangi bir şey, sosyal haklarından da yani Cenevre Konvansiyonu vermiş olduğu sosyal hakları dahi istemeli. Ben maişetimi kendim kazanırım peşinden dedi. Bu haklarından vazgeçti. Yani yalnız bir kere vatandaşlık falan asla istemedi. Çünkü buraya Türkiye vatandaşlığına geçene kadar homoklosuydu. Yani vatandaşsızlık için verilen, vatandaş olmayan bir mavi pasaport onunla verilmesini istedi. Hiçbir zaman vatansız oldu ve muhacirlere maaş bağlanıyordu. Onu dahi reddetti, istemem dedi. Yani bu problem olur dedi, istemiyorum dedi maaş. Ben kendi eğri doğru. Allah'a şükür hepimiz Allah. Yani Cenab-ı Allah ona yani sıkıştırdıktan sonra gene de bir yardımını hepimize elhamdülillah veriyor. O hiçbir şekilde istemem dedi. Onun üzerine zaten polis dedi ki biz istemem deyince tabii bunlar kayda alındı. Çıktığı zaman çok üzüntülü, ben üzüldüm. Yani o üzüntülü bir çıktı. Dedim ne üzülüyorsun? Bak işte oturacak bir yerimiz var çünkü sıkışmış bir vaziyetteyiz. Yok dedi, beni dedi memleketim atıyor dedi aynı suçlardan dedi. İngiltere kendisi aleyhinde konuşacağımı da söyledim dedi. Yani öyle dedi, ben icabında yazarım. Gülastistan hakkında ve bütün İngiltere hakkında devamlı var. Ama İngiltere'den biz iyi muamele gördük, onu söyleyeyim. Şu andaki durumunu o kadar bilemiyorum. Fakat ölçülü olarak da şu olarak da çok iyi muameleler gördük. Ama bu o bir mavi pasaport aldı. Biz ona bağlı olarak aldık ama ben vatandaşlıktan şahsen ben ve çocuklarım atılmadı. Suçlar biliyorsunuz şahsi, şahsi olduğu için sadece ona aitti. Böylece yani bir oturma alabildik orada. Almanya'yı ben de hiç istemedim. Çünkü Almanya'da Türklere karşı bildiğiniz üzere çok ağır muameleler ediyorlar. Gerçi benim oğlum yeşil gözlü, sarışın filan dışında öyle Türk çocukları gibi değil. Almanların arasında kaynayıp gidiyordu ama orada da kaldık tabii bir müddet. Ama yine de istemedim. Hem Almanca bakımından hem de Türklere yapılan muamelelerden korktular. Yani İngiltere'de o zamanlar çok iyi muamele gördük o bakımdan. Evet, oturduğum yer böyle değil ama hasseten Almanların biraz anlayışsız olduğundan bahseden misalleri vardır. Hakikaten faşizme uygun insanlar. Yani orada insanlar vardır ama genel olarak görüyorsunuz Türklere ne kadar eziyet yapıyorlar. Tabii. Yani İngiltere öyle değildir. Daha adaletli olan bir memlekettir. Hele İngiliz şehirleri, yani Londra tabii kozmopolit bir muhit. Her çeşit insan var. Ama Londra'nın haricindeki şehirler çok daha farklıdırlar. Yani buradan tabii hususen bir daha üstüne basarak söylemek istiyorum ki üstadın herhangi bir Cenevre Sözleşmesi'ne göre okul masrafları ya da geldiği ülkedeki standartlara uygun asgari geçimi sağlayacak bir meblağ kanunen vermesi ya da o iltica talebinde bulunanın böyle uluslararası beynelmilel arenada böyle bir hakkı olmasına rağmen üstad bundan peşinen vazgeçmiş ve maaşet derdiyle. Ben dedi o zaman tabii gençti, zindeydi, iş yapacak kabiliyetliyim dedi. Kimseden dedi yardım istemiyorum. Hatta Karzı Hasan teklif edenleri dahi teşekkür etti. Onları da kabul etmedi. Karzı Hasan da istemem. Elimden geldiği kadar az kazanırım, çok kazanırım, idare ederim inşallah dedi. Ama tabii bu İngiltere'de pek mümkün olmadı. Bu Almanya'daki büroda daha çok Türkler var. Almanya'da daha fazla Türk var. Türkler çok fazla olduğu için.